Cübeyr Mes Kelekiye gitmesini müeyyen kadar hak kazandırmaya çalışır. Kazandırdığı hak da neden ibarettir? Mes Elçi Bey eğer gitmeseydi vatandaş kazanı olacaktı. Birinci argument budur ki biz bunu bilmirik. Hardan bilirsiniz kaos olacaktı? Hardan bilirsiniz Sürhet Hüseyinov gelirdi hakimiyeti eline götürmeye ve götürecekti? Necə oldu ki Elçi Bey'in üstüne gelmeye çalışan Sürhet Hüseyinov federalinin üstüne gitmedi? Neler baş verdi orada? Eğer adamın hakimiyeti ele götürmek için bir niyeti vardısa o vaxtı, ben bilmiyorum vardı yoksa yok oldu ama böyle bir sual ben veririm özüm. Eğer böyle bir niyeti vardısa, hemen dövürde Sürhet Hüseyinov kadar belki de ikinci güçlü bir şəxs yok oldu Azerbaycan tarihinde. Adamın ordusu vardı. Adamın arkasında ordusu vardı. Ne kadar güçlüydü ki bu adam? Heydər Əliyev onun kabuluna gitti. Təsəvvür edin, Azerbaycan'da bir icra başçısı var. İlham Əliyev durur, onun kabuluna gidiyor, o icra başçısının. Sürhet Hüseyinov kifayet kadar güçlü. Bu sualı biz özümüzə vermişik ki, necə oldu da bu adam Heydər Əliyevlə niyə razılığa geldi, neler baş verdi? Niye biz düşünürük ki xaos olacaqdı? Niye biz düşünürük ki vətəndaş qırğını olacaqdı? Niye biz bunları düşünürük? Haradan bilirik? Kim bizə deyib bunları? Kimin beyninin məhsuludur? Bu ən böyük, ən çox səslənən argumentlərdən biridir. Elçi bəy getməsəydi xaos olacaqdır. Haradan bilirsən? Biz bunu bilmirik dostlar. Elçi bəy getməsəydi vətəndaş qırğını olacaqdı mı, olmayacaqdı mı? Biz bunu bilmirik. Bu gələcəkdə baş verəcəkdi. Siz niyə buna inanırsınız? Çünki Elçi bəyə simpatiyanız var. İnsan özü özünü aldatdığı qədər kimsə insanı aldada bilməz. Siz Elçi Bey'e olan simpatiyanız, sizin Elçi Bey'e olan simpatiyanız bu cür nüansları görebilmirsiniz. Ve özünüze sorgu edebilmirsiniz. Ben Elçi